Şekerim ne oluyor ya? Arka arkaya YouTube videosu falan ne oluyor? Dediğinizi duyar gibiyim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Yine makyaj konuşuyoruz. Ne yapacağız? Yine yeni ürünlerim var. Bu sefer yurt dışından ülkemizde olmayan bazı ürünleri getirdim. Oldukça viral olan ürünler. Yine birkaç tane ten ürünüm var ülkemizde de bulabileceğiniz. Şöyle karmaşık bir şey yaptım ortaya. Dudaklarımızı nemlendirmekle başlıyoruz. Cizu'nun bu dudak yağını kullanacağım. Şimdi bunun hakkında söylemek istediğim birkaç şey var. Dürüst olalım. Karşı karşıya geçip bir konuşalım. Öncelikle çok viral olmuş bir dudak yağı bu. Özellikle TikTok'ta bütün o clean girl'lerin, it girl'lerin kullandığı bir dudak yağı. Çok güzel bir şişesi var. Gerçekten şişesine, ambalajına diyecek hiçbir şeyimiz yok. Cam bir paketleme, yüksek ihtimalle özel bir kalıp. Bunlar hep üretimde para demek. Biliyoruz, bu işlerin içindeyiz. Ama yine de ne olursa olsun yüksek fiyatlı bir dudak yağı. Türkiye'ye giriş fiyatı şu anda 1000 TL'nin üzerinde gibi bir rakam. Ama yurt dışına da bu ucuz sayılabilecek markaya da ucuz sayılabilecek bir dudak yağı değil. Şimdi böyle bir dudak yağı aldığınızda yağ tadı almak ister misiniz? Ciddi soruyorum. Ayçiçek yağı tadı. Şimdi bu Cizu markasının zaten diğer ürünlerine de bir makyaj markası değil bu arada. Bildiğim kadarıyla bir saç serisi var. Bir de bir dakika bağdaş kuracağım. Saç serisi var. Bir de bu dudak yağı kısmı çıkmış. Yani zaten böyle makyaj bir marka değil. Şimdi içinde bal olduğu söylenen bir dudak yağı bu. Hani infused lip oil. Ama derler ki hani tamam infused etmişsin yani içeriğinde var ama keşke biraz balı anımsatsaydı tat ve koku olarak da. Çünkü arkadaşlar bu gerçekten sıvı yağ gibi kokuyor ve sıvı yağ gibi bir tadı var. Bu arada bu ikinci ya da üçüncü kullanımım. Bunun uzun süreli kullanımda dudakları çok kuruttuğunu söyleyen TikTok'ta bir ablamız da vardı. O kadarını bilemeyeceğim. Okey, bir dudak yağı gerçekten de yağ gibi, dudaklarınızı yağlamışsınız gibi hafif bir sarılık veriyor. Buradaki rengi görebiliyorsunuz ama dudakta hani öyle çok bağırmıyor. Ama gerçekten beni tadı o kadar rahatsız etti ki, tadı ve kokusu. O yüzden sizden bir şey isteyeceğim. Eğer elinde bu dudak yağından olan ve kullanan varsa çok dürüst olun. Bunu gerçekten beğendiğiniz için mi kullanıyorsunuz yoksa bu bir it girl item'ı olduğu için ve tipinden dolayı mı bunu savunuyorsunuz? Okey, güzel güzel parlatıyor ama yani bu tat, yani bu koku bilemiyorum, beni biraz rahatsız etti. Yüksek ihtimalle içinde bir koruyucusu olmaması, renklendirici, tatlandırıcı vesaire olmamasından dolayı da olabilir. Ama keşke olsaymış bence. Şu an güzel hissettiriyor mesela. Şu an okey, parlattı da. Yani 1000 liranın üzerinde bir para verip yağ tadı almak istiyor musunuz ağzınızda? Ayçiçeği tadı ya. Doğru söyleyin. Bak, paketine hiçbir şey demiyorum. Kızım anladım. Çok güzel. Gerçekten bunun böyle belki de durması bile hoşuna gidiyor olabilir. Buna da çok saygım var. Eminim birçoğunuzun, benim de dahil, sadece paketlemesini beğendiği için aldığı ürünler olabilir, sevdiği ürünler olabilir. Bence o da bunlardan biri. Bence bunun dışında çok bir olayın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok fazla viral olduğunu gördüm. Çok fazla böyle sevildiğine dair videolar izledim. O yüzden de biraz beklentim büyüktü ama gerçekten sürdüğüm anda aldığım o koku ve tat beni hoş hissettirmedi. Yani pahalı bir dudak yağı alıyorsam pahalı da hissettirsin isterim. Ama mesela ağzıma ayçiçek yağı tadı gelince oradan beni koparıyor ya. Bilemedim. Hani öyle koşup gidin alın diyebileceğim bir ürün değil. Tipi çok güzel ama. Sizi mutlu ediyorsa yine gidin alın kız. Vallahi. Sizi mutlu edecekse gidin alın. Hiçbir lafım yok, sözüm yok. Ama ben mesela günlük hayatta bu tadı çok almak istemem. Şimdi sırada Nivea'dan iki tane ürünüm var. Nivea biliyoruz normalde cilt bakım markası. Berisi vardır, severiz. Lisede herkes kullanmıştır. Geçtiğimiz aylarda şöyle iki tane ürün çıkarttılar. Bir tane cushion kremi. Fondöten diyemiyorum. Bu bir renkli nemlendirici. Bir de gözaltı kremi. Yine renkli bir gözaltı kremi. Bende ikisinde light olanı var. Normalde bunun bir de böyle şey var. Puf puf şeysi var ama o artık kullandığım için yıkamaya gitti. O yüzden ben bir fırça yardımıyla kullanacağım. Açtığınız anda zaten direkt o klasik Nivea krem kokusunu duyuyorsunuz. Bu benim beğendiğim bir ürün oldu ve ben bunu günlük hayatta kullanıyorum. Ama şunu çok net söyleyeceğim size. Bu üründen ne beklediğinize bağlı olarak beğenip beğenmemeniz değişebilir. Benim için aslında çok böyle makyaj bir ürün olmadı. Hani bir fondöten diyebileceğim bir ürün olmadı. Çünkü bu ürünün size sağladığı şey incecik bir kapatıcılık. Kapatıcılık bile değil. Renk eşitleme. Hani benim şuramı kapatsın, buramı kapatsın derseniz verim alamazsınız ve beğenemezsiniz. Sonra dersiniz ki efendim şey daha sen bu ürünü beğenmedin olmadı. Öyle demedim bak. Öyle demedim. Ne dedim?
Çok hafif bir renk eşitleme veriyor. Çünkü renkli bir nemlendirici. İçinde güneş koruma faktörü var. Sanıyorsam 20 SPF içeriyor. Ama ben bunu kullandığım zaman da hani güneş kremiymiş gibi kullanmadım. Hani güneş kreminin üzerine ekstra bir koruma olması güzel yani. Bu tam olarak ne biliyor musunuz? Makyaj yapmayanların dahi hoşuna gidebilecek bir ürün. Bir kuşun fondöten değil bu bak. Sakın yanlış anlamayın. Bu gerçekten renkli bir nemlendirici. Bu puf puf şeyle daha güzel sürülüyor ama ben o etkiyi vermesi için böyle sık kıllı bir fırça kullanıyorum onun yerine. Bazen yüzüme fondöten falan sürmek istemiyorum ama çok hafif bir şeye geçmek istiyorum. Bu o yüzden benim ihtiyacımı çok güzel karşıladı. Mesela bence okul makyajları için falan da kullanılabilecek bir ürün. Çünkü sürdüğünüzde cidden yüzünüze bir şey olduğu belli olmuyor. Bir krem olduğu için de nemlendiriyor. Nem de tutuyor yüzünüzü. Valla ben bu ürünü çok beğendim. Eğer bu kafada bir ürün arıyorsanız, hani ben fondöten falan kullanmayı sevmiyorum, cildime de öyle kapatmak istediğim böyle belli bir alan yok. Hani öyle büyük bir kapatıcılık beklentisinde de değilim. Yüzüme gerçekten çok ince bir krem süreyim, nemli olsun diyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Renkli gözaltı kremi var. Ucunda böyle bir sünger aplikatörü var. Buradan böyle yaparak ürünü alıyorsunuz. Ve bakar mısınız? Garip bir şekilde rengi bayağı aydınlatıyor. Çünkü genellikle hani böyle 3 farklı tonu olan light, medium, işte dark olan ürünlerde benim genellikle light'ta bile beklentimi karşılayamıyordum. Ama bu gerçekten light bir ürün olmuş. Gerçekten dediği gibi bir gözaltı kremi aslında, yani incecik krem gibi pigmentli bir gözaltı ürünü. Bu ikisini beraber kombinlemeyi de çok sevdim ben. Fırçayla dağıtacağım. Elinize de dağıtabilirsiniz. Krem bazlı bir ürün olduğu için çok çok ince. Gözaltı ürününün light'ı bunun light'ından daha açık. Çünkü bu benim tenime tam ucu ucuna oldu gibi. Hani birazcık daha açık olmasını isterdim açıkçası. Çünkü bazı bölgelerde hafifçe görüyorum turuncu gibi ama yine de fena değil. Dağıttığınız zaman yine de kullanabildiğim bir ürün oldu bu. Ama bu gerçekten bayağı light bir ürün. Şimdi geldik Türkiye'de olmayan ama TikTok'ta eğer makyaj kategorisindeyseniz bayağı gördüğünüz bu Shiglam'in ürünlerine. Bu marka yurt dışında uygun fiyatlı diyebileceğimiz bir kategoride çok fazlaca ürününü görüyorum. Benim de elimde highlighter ve allığı var. Bu allık sanıyorsam en çok gördüğüm renklerden biri, Love Cake diye yazılıyor. Şu aplikatörü zaten bayağı bir gözünüz aşinadır. Bunu uygulayalım. Şimdi bu benim beklediğimden daha böyle şey yapılıyorlar ya, sheer, daha böyle transparan tarzında bir ürün çıktı. Bir fırça yardımıyla uygulayacağım. Ve bu rengi de gerçekten çok hoşuma giden bir renk oldu. Şöyle yapısını daha net göstereyim size. Bundan bahsediyordum. Yani bir de bunun highlighter var. O da böyle concealer gibi. Niye bu kadar büyük harbiden bu? Bundan da aha, şu an burada inanılmaz bir parlaklık. Bu sarı alt tonlu. Bunun rengi ne? Tea cake. Her şeyde cake mi sonu? Bu bayağı şampanya alt tonlu. Ay bu çok güzelmiş. Ama çok sürmüşüm. Bu allıktan çok daha güçlü bir pigmentasyona sahip. Fazla da sürdüm. Onun da etkisi olabilir. Kız bu güzelmiş. Şöyle bir yakından bakacağım. Işıltısını beğendim. Simsim durmayan bir ışıltı. Büyük partiküllü değil. Islak gibi duruyor. Hatta bayağı ıslak gibi duruyor. Şekerim bu gerçekten güzelmiş. Allığı biraz daha pigmentli beklemiştim. Biraz allıkla karıştıracağım. Ya ben daha fazla allık seviyorum. Onun da etkisi olabilir ama. Şu an benim İstediğim tatlara daha yakın oldu. Sadece pudra vesaire üzerine değil de ilk önce bu ürünleri sürmeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle allık bayağı likit bir formatta olduğu için, ilk sürdüğünüz hani ıslak bir allık olduğu için, daha doğrusu alttaki ürünü açabilir ama ona dikkat ettiğiniz sürece bence ikisi de gayet böyle fresh, güzel bir görünüm veriyor. Şimdi geçelim göze. Bu ürünlerle başka makyaj da yapacağım ama en azından bir tanesini bu videoda göstermek istedim. Halsey'nin markasının. Şöyle 3 tane tatlış. Ay yiyeceğim bunları, şu güzelliğe bak. Fluid Eye Paint olarak geçen liquid farları. Dokuları böyle soft touch, her bir ürünün rengine göre paketlemesi.
yapılmış. Çok tatlı gözüküyorlar gerçekten. Şimdi ben bugün pembe olanını kullanayım. Şu ikisiyle farklı bir videoda gösteririm, özellikle şu maviyle. Mat bitişe sahip eyeshadow, yani far olarak geçiyor. Şu kadar bir uygulayacağım. Pigmentli ürünler çünkü. Tatlı. Mesela bununla allık da olur ya. Sadece biraz dağıtırken dalga dalga olma durumu söz konusu. Belki de böyle çok haşır uşur girmemeniz lazım bu ürünlere. Daha böyle pıt pıt uygularsanız evet, daha güzel bir duruş sergileyecek. Buraya şöyle uygulayacağım. Üst üste renk alması da güzel. Kenarlarını temiz bir fırçayla dağıtıyorum ve oturdu da bayağı. Bence bu multi kullanımlı bir ürün açıkçası. Bunu mesela sadece far niyetiyle değil de böyle elinizin üzerine alıp dağıtıp allık olarak da kullanabilirsiniz, mat bitişli. Ve oturuyor yani direkt. Biraz hızlı da çalışmanız gereken bir ürün. Sanıyorum ki kalıcılıkları bayağı iyi olacak. Şu iki rengi de elimde göstereyim size. Şöyle bir fıstık yeşili var. Ay mesela ne kadar güzel. Diğer videoyu çekerken sanırım ben düz bir fırçayla kullanacağım. Çünkü şu an mesela şu gördüğüm görüntü benim daha çok hoşuma gitti. Sürüp dağıtma şeklinde değil de böyle düz bir alana daha pigmentli uygulamak için benim daha çok verim alabileceğim ürünlermiş gibi geldi açıkçası bana. O dalgalanmayı da minimuma indirmiş oluruz. Çünkü bakın kendi aplikatörüyle uyguladığımda gayet jilet duruyor. Ben yüksek ihtimalle bunları bu şekilde kullanırım. Eyeliner bile yapılabilir. Bunlar bir sabitlensin bakalım elimde. Sonra şöyle bir test de yapalım. Belki renkli bir eyeliner çekmek için harika ürünler olabilirler. Yok ki gelmiyor ki Türkiye'ye. Yurt dışından getirtelim dediğin zaman da gümrükten kozmetik geçmiyor. Yani hep böyle geri kalıyoruz. Hep böyle geri kalıyoruz. Yok bir arkadaşım gidecek alacak da bilmem ne de getirecek. Böyle oluyor. Yalansa yalan deyin. Ya yurt dışından makyaj malzemesi sipariş edemememiz, bu kozmetikte gümrüğün takılması ki benim neyerim takıldı. Ay bir kere hiç unutmuyorum. Fenty bana harika bir PR paketi yollayacaktı. Böyle yurt dışındaki bütün influencer'a yollar koca bir paket, yani böyle özel bir PR paketiydi. Adresimi verdim bilmem ne. Dedim bir şekilde çekeceğim ben onu gümrükten. Abi çekemedim. Hatta bu Diamond Highlighter'ın olduğu ve özel paketlemesinin olduğu bir PR paketiydi. Abi çekemedim, alamadım. Yani Fenty bana Global'den PR paketi yolladı. Ve ben onu alamadım abi. Derde bak. Neyse kız, derdimiz bu olsun inşallah. Tek derdimiz bu olsun. Tek derdimiz Fenty bana PR paketi yolladısa ben alamadım olsun. Şimdi Danessa Myrick'ten iki tane ürünüm var. Yine TikTok'ta çok gördüğüm, içinde jel olan şöyle folyomsu simler. Bir tanesinin rengi Sweet Tooth, diğerinin rengi Fireball. Bu renk bence şu andaki göz makyajıma diyor ki beni sür. Şöyle ürünler yanar dönerli. Böyle elinize aldığınız zaman ıslak bir jel formatında. O yüzden ekstra bir şey eklemiyorsunuz. Sadece daha önce de kullandım ben bunu. Dikkat etmeniz gereken şey, alttaki fırınızı oynatabiliyor bu ilk baştaki ıslaklığından dolayı. Bence direkt buna parmakla girilmesi lazım, parmakla dağıtılması lazım ve olabildiğince çok uğraşmadan, çünkü içindeki partiküller eşit değil bunun, büyüklü küçüklü. O yüzden çok da şey beklemeyin, yani böyle eşit bir uygulama yapayım falan beklemeyin. Yapmaya çalıştığınız zaman çünkü alttaki fırınızı da oynatıyor. Şöyle pıtı pıtı gözün üstüne koymalık. İri taneleri olduğu için gözdeki efektini beğendiğim bir ürün oldu. Sadece kuruduğu zaman, birazdan kuruyacak zaten, bir tık böyle pul pul gibi gözükebiliyor. Yani ilk sürdüğünüzdeki o ıslak kalmıyor. Bir tık pul pul gözükebiliyor. Bu benim için hiç sorun değil. Ben severim. Sim olsun, orama burama süreyim severim. Ama beğenmeyenler de çıkabilir. O yüzden söylemek istiyorum. Mesela şu an gerçekten aşırı tatlı durdu. Yani altına tek renk bir far sürüp üzerine bunu sürdüğünüz zaman ekstra bir şey yapmışsınız. Göz makyajı yapılabiliyor. Şu Fireball'u da size göstereyim. Bu iyice artık böyle yanar döner bir renk. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bayağı içinde iri simlerin olduğu. Yani narin ışıltılardan hoşlanıyorsanız bunları hiç böyle alayım getirteyim falan filan şeyine girmeyin. Çünkü bunlar gerçekten böyle
sim abi bunlar. Pul. Evet, bakıldığı zaman çok güzeller, çok değişikler ama mesela hani şu kadarcık bir şey. Bilmiyorum. Gerçi pigment çok pahalı bir şey olarak. Özellikle simple pigment olarak çok pahalı. Şu an jeli göz kapaklarımda biraz şöyle yapmam lazım, ayırmam lazım. Hafif yapışkanlık hissi verdi. Ama tabii ki de bunun da bir artısı var. O da herhangi bir ekstra baza ihtiyacınız olmadan sürmeniz ve bu şekilde yapışması. Özellikle böyle irisimlerden falan hoşlanıyorsanız güzel bir seçenek. Ama bir dakika, fiyatını netleştirmem lazım. Bir bakacağım. Chrome Flakes olarak geçiyor. Evet. $26'mış tanesi. $26. 780 TL tanesi. Bana fazla geldi. Açıkçası biraz bana fazla geldi. Yani tanesi 780 TL. Meraklısına, ilgilisine diyelim. Plastik bir ambalaj. Ürün miktarı evet, şu altına kadar gördüğünüz gibi. Bu arada iyi kapatmanız lazım. Kuruyabilirler. Şu an böyle bir bakınca bana fazla geldi ya. Bu acaba daha uygun fiyatlı yapılamaz mı? Bunun üzerine çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey, sim işte ne bileyim bu şekilde iri pigmentler vesaire daha fazla üretim maliyeti istiyor. Bunu biliyorum. Direkt pigmentle aslında o simle jelin birleşmiş hali okey. $26 da tek başına bence çok da uygun sayılabilecek bir rakam değil. Yani bu daha böyle mantıklı fiyata yapılabilir mi vesaire, bunun hakkında çalışmalar yapacağım sanırım. Çünkü etkisi güzel, beğendim. Ama I don't know, bilemedim. İngilizce yani. Bunları bu arada biraz elliyorum. Göz makyajınızı bilmiyorum bu kadar bastırır mısınız? Ama bence eyeliner gibi de kullanılabilir. Şimdi bir dudak kalemi alalım hemen. Stone nerede? Spice de olur ama ben Stone uygulayacağım sanırım. MAC Stone. Bu benim en sevdiğim soğuk kahve. Bununla bir dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Şimdi dudaklarımı MAC Stone'uyla şöyle bir çerçeveledim. Biraz daha dağıttım. Ne kullanıyoruz? Rod'un bu yeni renkli lip balmlarını kullanacağız. Bende renksiz olanı vardı bu. Şunu bir kullanmam lazım. Bir denemem lazım. İçinde minik minik bir şeyler var gibi. Minik minik bir partiküller var gibi içinde. Anlamadım. Aa, ama kız güzel durdu. Wow, bu ikisi best kanka oldular MAC Stone'uyla. Aa, severim. Çok severim böyle soğuk dudakları. Güzel. Beğendim. Sadece içinde bir şeyler mi var bunun? Espresso rengiymiş. Tadı da güzel. Güzel bir hafif böyle bir güzel bir tat veriyor. Bir bakacağım bakayım. Şununla ne kadar bir benziyor. Fenty'nin glossuyla Chocolate Heat. Onu bir hemen bir karşılaştıralım. Şuradaki Fenty, buradaki Rod. Rod'unki çok daha soğuk bir kahverengi. Fenty'nin içinde birazcık daha kızıllık olduğunu görebilirsiniz. O ambu kombu gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle MAC'in bu stonuyla çerçevelerseniz üzerine de bu bayağı soğuk, kontürlü ve sanki baksanıza bir dudak dolgusu eklettirmişim gibi bir görüntü oldu. Şimdi bunu ben biraz daha uzun bir zamandır kullanıyorum. Bu renksiz olanını. Güzel bir şekilde nemlendiriyor. Böyle uygulanış falan böyle tatlı, böyle cute. Ama Hailey Bieber'ın çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu ürünün viral olmasında. Hani böyle istenen bir ürün olmasına daha doğrusu. Ama bu renkleri sanırım benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü yani bunu sürüyorsun okey, saydam bir dudak nemlendiricisi balmı. Ama en azından bunun bence daha bir olayı var. Kalemi çok silmedim. Dudağımın kenarında kalemi bıraktım. Bak mesela bunun içinde o yok. Bunun içinde o partikül olayı yok. Ama bunun içinde nedense böyle dudağıma bir şey böyle bir yaptığımda böyle bir partiküller hissettim. Ama bu hiç öyle hissettirmiyor. Ve renk olarak da
Yine bu MAC & Stone kalemiyle çok güzel oldu. Bunları beğendim. Bence illa hani bunlardan ay almam lazım, illa benim bundan almam lazım diyorsanız, malum çok viral oldu vesaire, bence bu iki rengine bakın derim. Bu ikisinin duruşunu ben daha çok beğendim. Günlük renkli bir nemlendirici, böyle gloss görünümünde hoşuma gitti açıkçası. Kenarlarını bir silelim. Şimdi ülkemizde olan Revolution'ın şu glosslarına geçelim. Şu sanırım pembeyi deneyeceğim. Bir tanesi böyle saydam ama içinde yine minik minik yansımalar var. Bu da Sparkle Pink olarak geçen lip gloss with vitamin E diyor. Vitamin E. Şöyle yansımalı falan. Bu uçan lip gloss mu kız? Uçan lip gloss mu bu? Bakayım. Uçacağım mı? Uçuyor kız. Kız nereye gidiyorsun? Kız uçacağım mı? Uçma, dur. Aa, bu bayağı yansımalıymış. Bayağı hologramlı. İçindeki pigmentten dolayı olabilir. Şunu bir kullanalım. Belki bunun içindeki pigmentten dolayı öyle olabilir. Last Clear diye geçiyor bu da. Evet, mesela bu. Bunun yapısı diğerine göre çok farklı. Kız bu kalpol mu kokuyor? Bu ateş uçurucu kalpol mu kokuyor? Mesela bunun yapısı diğerine göre bence çok daha güzel. Bunun yüksek ihtimalle içindeki pigmentten dolayı formülün kıvamını yoğunlaştırmış. Bunda böyle bir sıkıntı var. Ama bu bence daha güzel. Bu ise no. Bu çok böyle bir şey olmuş bu yani böyle incecik. Bu sefer incecik süreceğim. Yani böyle çok incecik sürerseniz benim görüşlerim bunlar. Merak ediyorsunuz gene alın. İlla ben beğendim de ya da ben beğenmedim diye ürünü iyi olacak kötü olacak diye bir şey yok. Hepimizin makyajdan beklentileri farklı. Ama en azından böyle görsel uygulamada yaptığım için belki de benim beğenmediğim yönler sizin hoşunuza gider. Ya da işte ne bileyim mesela şunu az kullanmak gibi bir çözüm bulmuş oluruz aldıysanız. Hani çöpe mi atacağız ne yapacağız böyle ince sürmek vesaire gibi. Böyle kendi aramızda istişare yapıyoruz işte. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.